Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tabii ki yalnız burada değilim. Hanım filmlerde oluyor ya, kamera arkası falan diye. Ben konuşunca arada şöyle etrafım bakıyorum. Acaba ben konuşurken bana bakıyorlar mı diye. Bakınız, bu yol maketi dün yaptık. Dün ettik değil mi kardeşler? Oturdum buraya. Bugün çatıdayız, malları baktık. Akşam yemeğini sağ olsun kaynımdan bugün. O aldı geldi. Kendisi de yapıyor. Kardeşler tabii ki de sofrayı hazırladı. Dedik bir çekim yapalım. Aslında yapmayacaktık. Yer yoktu. Kaynım da dedi ki bugün ben ediyorum, neden çekim yapmıyorsunuz dedi. Öylelikle ben de konuşmaya başladım. Gerçekten buraya Gorkan'ı eşim istemediydi. Makedin ne işi var diye. Ama ben tandır yakarken, zobayı yakarken de buradan da kalkmadı. Dediğim gibi bir sünger alınacak. Belki alırız, belki almaz. Böyle bir kilim koruruz. Hem oturup kalkması da iyi olur. Giyineşmez. İyi olmuş değil mi kardeşim? Aynen, ben de çok beğendim. Mesela bir yemek yaptığımızda bir misafir geldiğinde oturur ya, bir kendimiz otururuz. Bazen uzanırız, camdan manzaramızı seyrediyoruz. Aynen, manzaramız da güzel. Ne güzel çayıra bakıyor. Biz oturacağız ama ya gitgide yaza gelecek. O zaman balkonuna otururuz tabii ki. Hemen sizlere babamla emmimi gösterin. Sobamız annem yaktı yine. O da ne güzel yanıyor. Yaptım, onu yanıyor. Emmi normalde mangalı tercih ederdi ama bunda tandırda yapalım dedi, değil mi Emmi? Olmaz mı, olmaz mı, manyak. Şurada olacak ki gözün göre göre. Bak sen, bu da güzel. Hava yuvası bile nerede yapacağız mangalı da? He. Bunda hava tertaldı yine. Soğuk. Evet, hava soğuk. Orada gözün göre çevrilmesi rahat oluyor. Olsun, böyle de iyi. Baba sen de var ne yok? Valla ben seyrediyorum. Senin keyfinden yani. Ama sıcak burası baba. Yanıyor, olsunları arttayım ben. Başlayayım ben. Arttıktan iner aşağıda yatağa. Erkek yedi hastalığı gösterme baba. Müslüm oldu deneyle. Değil mi kardeşler? Ben de lafı da biliyorum valla ya. Tek bilmem de arada ağzıma geliyor cümleler. Bazen düşünsem de o cümleyi tekrarlayamam yani. Diyemem, yedilim sürter diyen gibi. Masamızı, şeyimizi de hazırladık, tatlımızı üzerine koyduk. Yoğurdumuz, turşularımız, salsamız da yine hazır, o da burada karıştırılacak. Babaannem de pilav pişirecek, bir pilav babaannem getirecek. Yine şurada tatlımız var, yufkamız var. Böyle hazır bakalım. Bazen göstermemeye çalışıyoruz, mangalı günah giriyoruz. Hepsinde günah giriyoruz da. Bu da bizim işimiz sayılıyor. Hani günlük. Evet. Bir şey çekmek zorundayız yaptığımız işten dolayı. Onun için ara ara inşallah bugün de değil yarın da kaldığımız yerden geri devam ederiz. Tabii ki gösteririz birkaç şeyi. Tamamlarız başka videoda. Abim de işten geldi bakalım. Akşam adamımızda yiyince okundu. Salatayı karıştırmayı mı? Karıştırıyorum, ilk önce tatlıları katlar. Ben tam poşeti açmıştım. Ondan sonra kaldı. Ha, şöyle oturanlar mı? Şöyle mi diyorsun? Emin kılımla tatlısı almış. Hangi? Şunları mı bakın? Hı hı. Sen bunu artık kılıyorsun. Bunlar mı kılıyor? Aa, evde var. Buraya gidin arkadan. Dört şeye kapalı var. Ben bir şey söyleyeyim. Evet, bakalım artık 5-8 sene kadar mangalda tutar. Babaannem bir yandan pilavları katacak. Babaanne kaç tabak koydun bilmiyorum. Hepsine kat bakalım ya. Babaannem şimdi beni aramış, pilav yapma ben pişireyim diye. Ben sadece bir sofra hazırladım. Bir de salatayı yaptım işte. Bardaklar geldi mi kardelen? Getirdim. Şurada hemen tepside vardı. Buraya böyle sofrayı hazırlarken üşenmiyorum açıkçası. Ama yedikten sonra insana bir ağırlık çöküyor. O zaman işte indirmesi Allah'tan kolay. He? Kesi yapsaydık buradan. Burada. Olur. Evet. Önceden bir yağmur yağınca kışları bizim bu kesikler dolardı. Bu acı mı? Bu acı mı? Acı, hap acı, tam acı. Şöyle kısım acılı kapı verem de. Hadi acılı çay içelim. Ben aynen acısızsa, yani acısız varsa ondan içelim.
Emme meyve suyun içimi aldın babaanne mi? Aynen. Babaannem kola içmiyor. Şalgam suyu da içmiyor. Bu mu işte? Ben onu kendine alsam sen alıverim. Düşündüm. Bardağı atayım mı? Kalk. Kalk alacağız değil mi bunu meyve suyu? Sen sana da şey meyve suyu değil o. Normal aç kalk. Sen de düşündüm de o şey alıverim sana. Ben aramam sürekli. Ben masrafsız. Çay gibi bu. Soğuk çay zaten açtı. Soğuk çaymış o. Aynen şeftali. Baksana. Ama şeftali aramalı içecek de. Böyle meyve suyu gibi olur ya. Şeftali meyve suyu ya çay falan değil. Ya Allah'ım. Yani adı öyle işte. Yani çay dediğimi soğuk çay nasıl olsa. Biz gari yemeğimizi yiyelim. İnşallah sonra kaldığımız yerden başka videoyla devam edelim. Arkadaşlarım dün yemek yediğini sonlandırdık dedik, yarını kaldığımız yerden devam ederiz diye. Ve baktık ki bugün de cirit günümüz dedik, bir az da buradan böyle bir çekim yapalım. Davul varmış kana dedik, belki merak edenler vardır. Hani sürekli yazıyorsunuz hayvan videosu çekiniz diye. Enis dedi bu fırsat kaçarma dedim, kardeşim al telefonun yine çık yukarı dedim. Ben de çamaşır serdedim buraya balkona. Bunun özelliği bu, böyle bağırması gerekiyormuş. Yani içinden benim de akbinesim geri, inanmaz mısın? Yalan yedim bak. Hani at çok arpa yemese, hani çok arpa yiyelim, bizzat alalım derdim yani. Üzeri gözüküyor mu kardeşim? Gözüküyor. Çünkü yan taraftakim ya. Evet. İki tarafta bölünüyor zaten. En iyisi çok konuşuyor, azıcık sizkindeyiniz. Bakın şimdi karşı taraftan rakip geldi. Size yakınlaştırayım. Elindeki değneğini atıp kaçacak. Mesela beyaz attı, kahverengi atı yakalamaya çalışıyor. Amaç bu. Türkçüler diyorlar da YouTube'u aldılar yine telefonu diye. Bize her gün o böyle halkada oynayınca izliyor sanmıyordu. İşimiz oluyor ama böyle de bazen boşta olunca bakıyoruz. Sebahat teyzenin oğlu Yakup ağzında oynuyor burada. Şu giden mi değil mi o? Yok giden değil. Ha daha oldu. Sonunda duruyor da Yakup. Ben Yakup ağzım karşıda. Şimdi beyaz at geldi yine karşı takımdan. Karşı takım diyorum ama iki tarafta bizim köylüler zaten. Karışık oynuyorlar. Bakın iki kişi çıkmıyor. Sadece tek kişi çıkması gerekiyor. Kırmızı yelekli de Yakup abim. İyi ki bu balkon olmuş kardeşler. Yine Yakup abim de elindeki değneği atıp yere geri dönecek. Bakın şimdi dağıtmadı. Evet, rakip arkasından geliyor. Eğer atılan değneği kaparsa puan kazanmış oluyor. Maçlar gerçekten çok heyecanlı oluyor normalde. İnşallah beğenen vardır bu videoyu. Merak eden vardır. Ciri'de. Davul hem insan oynadısı geliyor hem içine duygulandırıyor. Nasıl bir iki taraflı bir müzik olduğu için. Bugün de hava güzel. Annem ot kazmaya gidelim diyor. Bakalım gidersek. İnşallah bir arkadaşı bir şey edebilirsem. Çünkü yanımız köpekli olur. Önceden bizim bu taraflarda eğer çok olmayınca tarlalardan katıp geliyordu. İyi oluyordu. Ama şimdi her taraflarda parselince benim otlar da vermedi. Ara mı verdiler anne? Bilmiyorum. Hayır. Yok değilmiş. Bu arada iki defa da oynanıyor. Biraz ara veriyorlar, 15 dakika falan. Ondan sonra tekrardan başlıyorlar. Hadi, vurdu mu? Göremedim ben. Davulcu zurnacı da herhalde yoruluyorlar. Arada bir ses geliyor, tekrar başlıyor. Arabadan vermiş tamam. Hadi ya. Ben de öyle. Anne çok dikkatlisin ya. Ben fark etmedim. Yok ki bak arabanın doğru zaten. Söylüyor. Ama yine duyuluyor. Aşağı inici topla salarım. Sala. Bakın rakibini yakaladı ve sağdan çıktı bile. İçer. Biraz duraksa bunlar. Hadi bakalım geri canlandırıyor.
Evet, aradan biraz zaman geçti. Şimdi biz Senem Yengegil'in evin arka tarafına doğru geldik. Şöyle bakalım, bizimkiler ot toplayacaklar. Ben pek bilmiyorum. Sadece gelinciği ve kara kavuğu falan biliyorum. Yani gördükten sonra annem bir bakacaklar bakalım, inşallah bulurlarsa. Anne, ne tarafa doğru gideceğiz? Valla şöyle gideceğiz kardeşler. Yol var orada. Boğaz derdini neler gidiyoruz? Ot kazmaya gidiyoruz. El parayla alır, biz yelerden kazdık. En güzel o işte. Tamam, ağaçının adını çağırmadım. Ben bu. Şöyle uşağımız bize çok yakın. Ben şöyle acı güneş gidiyor. Ondan sonra gelince. Evet, uşak hemen karşımızda. Bize çok yakın zaten. Köyümüzle uşak arası. Yani yürüyerek bile gidilebilir. Tabii insanı biraz yorar ama olsun. Öyle yürüyerek gelen giden var köye. Hadi bakalım. İlk şefteyi yaptılar. Aha bak benim. Ne buldunuz? Acı günek buldum ben. Acı günek. Bunlar da acı günek. Acı günek işte bunlar. Senem, seviyorsan gaz bunlar. Hayır, bunlar... ben sana gaz ben yemem bunda. Kız, bu tatlı olur. Bu eşek marul deriz, acı günek deriz. Ay ben yemem bu can. Şey etmiyor benim. Hani şöyle ekinlerin otların arasında var gibi ama. Bak. Aha var, tamam gördün. Hadi lan. Sizler de bizimle bir gazıyorsunuzdur şimdi. Biz burada gazıyor, siz ekran karşısında gazıyorsunuzdur. Bunlar değil mi Tenem? He, onlar Tenem. Bu işte. Benim tavsiyem ise işte halalim de yanaşı etmeyin. Ben yemem. Dediğim gibi arkadaşı da bulduk yanımıza. Yalnız da çıkılmıyor. Bu bana biraz acı geliyor bu ot. Adı şimdi acı günek kardeşler. Doğru değil mi? Adında var zaten acılık. İboş, nereye gidiyorsunuz? Ota dedim, alsan benden bir oda sever, yer aramaz. Ben ama çok yerkenim. Şifalıymış biliyor musun? Tabii. Ben bir zaman geçen sene kavurdum da yedim. Yumurta, he, değil mi kardeşim? Yumurta çattıydım. Güzel oldu. Cemreler de düştü artık. Havalar güzele gidiyor. İnşallah böyle gider. Ama yağmurda karda yağsa hayır da demeyiz. Bereket bizim yağsın ne güzel. Aşırı değil mi? Aşırı. Acım olduğu ye bizim. Şurası. Tersim olduğu ye değil mi? Aha şu söyledim olduğu yeri. He doğru işte. Aha şurası motor. Bildim. Şey var ya denge. Dededen ebeden kalma tarlalar var da onlardan bahsediyorlar. Şu köyle Akse, ondan sonra hayır Gılcan, Gücer, yakınlaştırıyoruz kardelen. Yakınlaştıracağım dur. Bu o taraftan da gidiyor. Ha o Gücer, alttaki Gılcan, öbür yandaki. Zaten uşağımız dibi çok yakınız. Aynen, orası da uşak. Şu merkezde havaalanı zaten. Karşı taraf gözüküyor. Burada daha yakın. Ne senem? Değil mi? Dereydi değil mi buralar? İşte onun kapandığı yeni aklıma geldi. Ha kesik burada böyle boyuna kesik de. Tamam, gelir giderdik. Daha şuradan geçerdik kesikler. Kardelen kendi tuttuk. Ağaç tağladı, pancağı kazıyorduk. Ekim-Kasım aralığıydı. Sen küçüksün de bisküvit yersin de bisküvit al dedik. Yine 3 yaşlarında falan vardık. Ekmek al dedik. Biz pancağı keserken köpek gelmiş bizim çantadan ekmeği götürmüş. O gün de geçmiş gün niye yemek vardı bilmiyorum. Senin bisküvitleriydi. Bir paket götürdüm. Evin de mesafe vardı. Onun için başımıza bir olay geldiydi böyle. Köpek gidiyordu. Ekmeği götürmüş daha doğrusu. Patates. Çoğalan 5 diyor. Bakın arkadaşlar. Bakın bunlar ne? Hangine? Onlar acı günek. Tazesine gazantene. Aha kardeşim. Bak. Aha bunlar acı günek. Bulduğumuz otları sizlere göstereceğiz bakalım. Anne şurada var senin otlardan mı? Ama bunlar onlar kart gibi değil mi? He, tazesi olacak şöyle. Annem bir mantar toplamaya özendi. Sorkun tarafında mı oluyordu anne? Nerede oluyordu? Sorkun tarafında bizim Güneyköy, Vakıf. Ne diyeyim size, o taraf eğlence ama götüren adam yok. Çünkü neden? Kendisi sersem götürür. Gider mi toplayan mı derimediği için götürüveren yok. Hamide Bahri'nin tarafta da böyle ekinler yeşerdiği zaman onlarda da tiken mantar oluyor o tarafta da. Ben de
geçti Abdullah. Anca kardelen Fatimala geri gitti. Ben de gittim. Eve geldik ki boş kalkmış. Ondan ben biraz zor. Bu gelincin bir cinsi kızım. Gelincik de kart almış. Aha bu gelincik. Kart almış değil. Soğuktan soğuk ellemiş. Kart almış. Öyle mi? Ha, iyi alamaz ama. Ümran da gelincik seviyor. Ben bizim var mı kıyasın Ümran? Valla aklımıza gelmedi şuna. Şey sen bir de yoktur dedin. Şimdi pazardın işi vardır onun. İyi burada hep tazeleri varmış. Bakın bu da cici bici. Tabii ki şuraları sararmış. Eğer de bunu ayıkların. Şu yeşil yeri kalır bunun. Şunları alsana. İki şundan iki şundan iki diken bu zaman da. Evet. Evet. Dolaş şöyle bakarız. Ya burayı yol mu oldu şimdi Senem? Yol kızım nereye kadar gidiyor? Ta havalı mı? Ya oralara kadar gidiyor. Telik oraya kadar gidiyor mu? Ha. Bak ıslık çalsam uşaktaki ne duyacak bize herhalde. Biraz öyle geliyor bak. Nasıl yürüyem daha şu kesik gibi şey daha orada. Köpekler yoktur değil mi? Yok etrafta bakan bir şeye. Elimizde de bıçak var da yine. Ama bıçakla da iş görecek gibi değil. Vallahi değil. Anne bıçakla köpeği ne yapacaksın onu anlamadım. Korkutacaksın kızım. Korkarız. Kaçarız. Hadi zane. Değnek olsa neyse. Kirlimizi yanımızda taşısak o bizden korkak. Aynen o korkak. Sabahleyin dedim ne işi aramız bilmiyorum dedim. Biraz ilerledik şöyle hemen. Evlerin arkasına doğru geldik. Biraz önce şu taraftaydık. Altın bulduk altın. Ana gelincinin büyüğünü buldum Senem. Azıcık canlısı yine. Bak bak. Anne çok da büyük şey değilmiş ya. Hayır, beklediğim kadar değil. Ha? Yanlış bir şey yok. Ayağının gazdan giden mavi tarafa da. Taze çıkı. Acı günekler. Burada güzelmiş. Güneşi gördükçe cıvmışlar. Az da diyorsun. Sirkeli suda. Bekletiverin bunları. Şey. Ne kadar deseniz. Benim hadi kedi köpek gezmiyordur da yine de yeri görer de geziyordur hesabı. Hadi güne yeter galiba ona. Anne en sağlık su doğadaki. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Bak aynen. Biz nasıl doğadayız sağlık. Kardelen benim pizza çoktum. Bak. Senem benim ot çeşidini bilmiyormuş. Senem bak bu yemlik değil. Sevmediği için acı güneklere hep bize veriyor. Yemlik bu şekilde oluyor ama bu yemlik değil. Yemlik böyle ha, olacak. Beyaz sosu. He. Tamam. Yemlik. Çok farklı olur. İyi al o yanına. Buradan da öyle gidelim oradan da gelirken o yandan gelelim. Abla keşfedemezsin. Değil mi anne senin bir lafın vardı. Ha. Neydi o? Harımdan atlar, kaz yumurtlardı. Yumurtla. Maşallah şey? Kazımızda 10 tane falan oldu yumurtla ya evet. Onlarda. Kavuruk yiyeceğiymiş. Bu da sulu diken. Bunda böreği falan doluyormuş. Aynı için gibi. Bir şey et, bahsedeceğiz. Aa ben ondan yine. Aa şunun kökünde falan bak. Aslında böyle söğüttür değil mi bu? Söğüt. Bundan et şeysinde kenarında kavak mantarı olur. Şöyle keseye mi gidiyoruz anne kenara? Ha şöyle kesmiş kızım öncelerden. Bir de şimdi kapanmıştı. Aa buradan gider mi gider mi? Asya'dan, Zulcan'dan, ondan sonra Galfa'dan, Yedigo, şu iç saraydan. Ondan sonra köyümüze şuradan geri gelen Gober. Senem Bengi'nin inekleri. İlyas amca sana da senin ineklere kim bakacak anne? Gülmekten de konuşamadım. Ne olacak? He? Bir şey olmaz ki. Geç vakit sağ verir. Sabahleyin sütleri verir. O ya da olur. Şöyle ben size de havaalanını göstereyim. Bakın tam nereden geldik. Şurası Senem Bengigil'in evi. Onların evin arkasından geçmiştik. Çok da ilerlememişiz ya. Biraz sanki çok yürümüşüz gibime geldi de. Yok. Hemen az bir mesafe gitmişiz. Annem köpek görürüm büsk falan diyordu ama hiç öyle ortalıkta köpek de yok. Sokak köpeğinden korkmayız da bazen işte çoban köpekleri falan oluyor. Onlardan açıkçası korkuyoruz. Adı üstünde çoban köpeği sürüsünü koruyacak tabii ki. Ne buldun anne? Acı günekten başka bir şey yok kızım. Gelincik bizim hayali bir şey oldu anne. İptal oldu o zaman. Daha demek ki et. Bakın arkadaşlar bir tane sakallı dede buldum. Çoğu insan bunu dede sakallı dedi diyor. Biz bunu sakallı dede diyoruz. Ama adı kadar da var anne. Yaşlanmış, ihtiyar olmuş o otta. Vallahi yaşlı maçlı demeyeceksin kardeler. At bir şeye torbanın içine. At bir torbanın içine. Yıkandım o gençleşir.
Ondan sonra mide cuğut kadar gidiyor. Tuzu da bana verin tamam. Ne güzel anlattın. Ben yemeğini de vallahi yedireceğini gettim. Tamam öyle çeşit otları seviyorum. Tamam. Seviyorum ya. Çocuktan gördüğümüz için anamızdan babamızdan. Babam da sever öyle yukanın arasına dürüp yemeği. Biz ailecik hepimiz de seviyoruz. Ben pek sevmem o sen değil mi? Sinan Bengi benim severdim. Terör Oka. Babaannesi tarafını çekiyor. Aynen. Ben diyorum gaynım bizim taraftan olmuş sanatı. Senem bak bu ot da yenir de adını bunun bir değişik otu vardır. Fadimanım mı derler. Şöyle yumuşak bir ota benzer. Bu da ilan var. Nazmi bak. Bunda. Ha, Nazmi öyle atlamadım kız. Yemez mi? Tamam. Şey yaparım. Zehirlenir mi yenir? Hem edin gediğine gitmeyelim. Genç yaşımızda. Bak hem de. Allah korusun. Şimdi arkadaşlar o yandan şimdi bu tarafa geldik. Asıl size ne göstermek istiyoruz? Sizin uşağımızın yolu burasıydı. Bakınız tabii ki burası havaalanı yapıldığı için yaklaşık Senem kaç sene oldu kız kapanalı? 10 olmuştur değil mi? Belki 10 sene ben belki fazla. Ben lisede gidiyordum anne kapandığında 2013'te kapandı ya da 2014'te. Şöyle gösterem zaten bak Ankara asfaltı yol üzeri arabalar geçiyor. Buradan uşağımız daha çok yakındı. Zaten gözüken köyde İksaray köyü var. Bu tarafta zaten bu buraya ait de köyümüz Bozkuş alan oluyor. Oradaki camide köye geldikten sonra camiyi geçtikten sonra bizim köy dönülüyor. Yolumuz oradan giriliyor çıkılıyor. Tabii ki birkaç yerde var yolumuz uşağa gidip şu Akse tarafında falan. Şimdi bu yoldan da bizim eve yoldan çıkıyor. Da eve doğru gideceğiz. Şurada otogazlık bir daha bulabilirsek gazlayacağız bakalım. Sadece acı günek içinde bir tane sakallı dede küş gelincimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Yok mu? Karımla atlar gaz yumurtlar demiş ama o işi de yapamayacağız. Şurada bir tane boş bir tarla bulduk. Koyun girmeyen, köpek girmeyen tel örgülü ama kapısı yokmuş. Herhalde adamlar telle kerpetenle söküp de çekiliyorlar. Şöyle köpek falan gelse altından... Aslında buraya şuradan girebiliriz ya bakın şöyle çıkınca anne buradan ama doğru çıkarken nasıl çıktı? Evet doğru şuradan baktın mı mesafe alçak ama geri dönüşte sıkıntı. Eğer köyümüzü merak edenler var şöyle yakından gösterelim gerçekten köyümüz büyük bir de parselenince köyümüzden hariç dıştan çok gelenler aldı köye ev yapanlar şu taraflar yazlık oluyor hele bizim tarafta da çok. Tabii ki millet dışarı yerinden, gürültüden, araba sesinden, kaz dinleme sesini, inek sesini dinlemeyi çok seviyorlar. Değil mi? En iyisi o. Doğal bir müzik. Otları gazdık, geldik. Bir atasözü vardır ya. Hem bizim için dolaşmış olduk, hem de şey olmuş. Hani atasözü demişken, hani akız köpeği yol bocaldırdı. Nazan komşunun bahçesinde geçenlerde gazladım acı günek. Maşallah 12'nde orada büyümüş. Tabii ki bizim için hem dolaşma, ben sakallı dede, cici bici varsa diye gittik. Bundan Nazan'ın bahçeden buldum. Bakınız tazecik bu cici bici otu. Bu tabii büyüyünce bir çiçek açıyor. Bunları böyle ayıklayın, akşamleyin de yemesi güzel olur. Hani nasıl bir yere gittiğin anda gezmeye gidince önüne ikram koyuyorlar. Şuna gidiyor ya. Papkam annem zil çaldı. Hemen bakayım. Değil mi zil çaldı. Komşu yumurtaya gelmiş. Kardelen'den onu yumurtaya katıverdik poşete. Onu verdik. Şunu da size söylemek istiyorum. Eğer videomu izlediyseniz takipçilerim beni devamlı izleyenler bilir. Evvel günü kelle pişirdiğim günü değil mi? Kelle pişirdiğim günü olması lazım. Komşumuzun ineği doğurduydu. Tabii ki yakın komşuyuz. Oraya yardıma gittim ben. Maşallah inek ekiz doğurdu ama biri öldüydü buzağının. Doğduktan sonra bunalmış. Dün hatta mallara bakıyorduk akşamleyin. Yine ineğe doğuyordu. Eşim gitti. Ben de sağımdaydım. Ama gidemedim. Canım da kaldı ya. Şimdi inek de sağlıyor. Geldi eşimden gaynım ne oldu dedim. Doğurdu dedi. Ekiz dediler. Eğlenmen dedim. Dün ekizdi dedim. Vallahi dediler ekiz. Bir erkek biri dişiymiş. Maşallah demin komşu Engin'le de konuştuk. Maşallah ikisi de iyiymiş. Nasip olursa iki tane daha doğuracak hayvanı varmış. Birinden de şüpheleniyor. Yine Peray yenge de biraz ekiz gibi olacaktı. İnşallah Allah'ım herkesi özencini gönlünü görev versin diyen gibi. Vallahi ben de özeniyorum. Hiç bana nasip olmuyor. Herhalde bu Peran bakamaz, sütü içiremez mi diye düşünüyorlar. İnşallah bize de ekiz olur diye tahmin ediyoruz. Bakalım Allah'ın vergisi hikmeti diyen gibi. Bunu da size söylemek istedim. Gerçekten komşu adına sana kendi ekiz buzağı mı olmuş gibi. Dünden beri duruyorsun Engin'in buzağı 8 olmuş diyor. Hatta evdekilere.
Seviniyoruz yani ya ekiz duyunca, ama köyümüzde bu sene daha çok değil mi Kardelen? Çoğu insanla duyuyoruz, ekiz doğurmuş hayvanlar, ekiz de doğurmuş de. Önceden bu arada olurdu gerçekten. Bizim veteriner de vallahi havalara uçuyor bir gale. Bizim veterinin ismi Osman. Soyadını vallahi aklıma geldi. Keskin Kılıç. Keskin Kılıç mı? Evet, öyleydi. Öyle olması lazım. Tabii ki o da gururlanıyordur. Haliyle bizim hayvanları tohumlarını falan gelen veteriner o. Tabii ki onun da şansına iyi geliyor Kardelen. Ben olsam bilene onu çağırırım, o da onu çağırır diyen gibi. Bunu size söylemek istedim. Yani işini yapıyor tabii ki, olacak. Komşunun sevincini kendi sevinci gibi size anlatıyor. Dediğimiz gibi. Hiç yoktan ekiz de tek olsun. Allah'ım herkesin özencini, malı maşı da olmayanlar nasip etsin. Bu arada otumu da aklayın. Sorun kaldığımız yerden mallara bakarken çok istiyorsunuz, yorumlarda yazıyorsunuz hayvanları toramanı çekin diye. Onun için onları da gösteririz. Şimdi de sıra geldi ineklere bakmaya. Ben bakmıyorum çünkü babam evde. Yola gidecekti bugün ama iptal olmuş. Eğer yola gitseydi ben de inerdim anneme yardım etmek için. Toraman, gel oğlum bakayım buranın yanıma, gel. Seni de severim babam. Şimdi annem damda o inekleri salıyor. Babam da yegiyi karacak. Benim indimde küspeyi götürüyordu, aman pardon silajı götürüyordu. Sürgeçli kapımız bu aralar çok ses çıkarıyordu. Yağlanması gerekiyor. Babam onu yağlıyor. Bakalım. Sen nereye gidiyorsun lan Şebek? Bir tonganın daha dibine gelmişiz. Bu da biter. Eğer babam el arabasıyla götürmediyse küspeyi, onu da alınca bir daha bitmiş oluyor. Deme kuzum, en çok yorumlarda yazıyorlar kirliyle toramanı gösterin, kedileri gösterin, hayvanları gösterin diye. Değil mi lan? Daha Aydın abin var, onun yanına git gal hadi. Onun topunu atıyorum ben Vakan'a, şimdi benim topumu at o Vakan'a. Apası yatışına bak, bir yer güneşmeden çekiyor yatışını bir. Kuzum, şerik kuzunu tasmalar lan. Bir de çam takarız, boynunu şıngır 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 ötersin. O gidenlerde ben geldim der. Yaladı mı Aydın? Şeyine mi yaladı? Yukarıda kapılarıyla yalayacak. Allah birdir. Şaka şeyine. Şaka. Ay bağırma, şaka yapıyor ya. Ha ettiriyor. Evet, aldık yalak yapalım şuna gittik de. Tamam da o kapı. Şunu da niye istiyoruz biz? Ha tamam da ne? Sen ne ya? Bununla mı yalayacaksın diyor kardeşim. Karayama yalayan bakmıyor. Bizim evin halleri. Toraman burada bekliyor değil mi oğlum? Kirli de orada arabayı kokuluyor. Kedi var herhalde arabanın altında. Şimdi sizler diyeceksiniz burada neden bu kadar kova çok diye. Bu ayrı bir kovamız. Bu yine bidon gördüğünüz gibi. Aşağıdaki kovada suyun gideri olmadığı için su kovaya doluyor. Annem bir sorun boşaltıyor. Şırınga var mı bildiğin kadar? Yok şırınga. Kadar. Hiç bilmiyorum anne. Piril de indirmiş. Herhalde buradaki deterjan bitti doldurayım diye. Aydın. Buradaki tezgah da annem için çok iyi. Yok. Yok yok. Engin savunmuyordur şimdi. Engin dolaş gel bakalım savunmanın. He doğru, doğurduki gündür hayvana. Vardır savunma tabii ki. Şöyle babam yeğiyi hazırlamaya başlamış. Küspesini boşaltmış. Üzerine slaj, saman. Bir bunu karıştırması kalmış. Babam olunca hayvanların bakımı daha bir kolay oluyor. Bu da benim adaşım Kardelen. Ne oldu anne? Anne sağma geldi. He. Ona sağma gitmiyormuşsun. Ona tek edersin galiba. Anladım. Doğum yaklaşınca son 2 ay kala inekleri sağmıyoruz. Daha bir 2 aydan biraz daha fazla bir süre var ama annem işte tek edişiyor. Yani 2 öğün sağmak yerine pandayı 1 öğün sadece günde. Öyle söyledi. 5 tane ineğimiz var. Allah'a emanet. Sadece işte bir şeyimiz yok başka. Danaları falan satmıştık zaten.
Allah nasip ederse bunlar doğurunca bir daha buzağlarımız olur bakalım. Bir hayvanımızın biri daha yeni aşılandı. Diğer dördü hamile. Normalde kedileri pek kovalamıyor ama işte bazen bir inadı tutuyor. Arabanın altında da kedi var. Ulaşması da imkansız, öyle bağırıyor bak. Kelle boşuna uğraşma, gel. Hayır Kelle, boşuna iş yapma bacım. Yetişemezsin sen oraya. Heh. Şebeğin bir daha çıkıp geldi. Heh, hadi bakalım. Kedi kaçtı bile. Bodruma girdi. Bizim ördekler de yolda yine gördüğünüz gibi. Onlar serbest. Kazlar da aynı şekilde. Bir tavuklarımız işte tel örgünün içinde duruyorlar sürekli. Killi mi gelecek? Toroman mı gelecek? Karabaş mı gelecek? Ana! İlk önce killimiz gelmişti ama gitti. Bu garibim tabii tosbağım benim. Küçük olduğu için bacaklar da kısa. En sona bu kalıyor. Şimdi Semih'in köpeği Yusi de geldi. Semih, Lucy mi Yusi mi ya? Ben karıştırıyorum bari. Gel gel. Ha, nerede o? Bizimkiler. Toroman gel. Gel bak bak bak. Gel. Karabaş gel sen de. Karabaş gel. Karabaş. Bu garibim onların gel, yanında gel, sessiz kaldı. Gel gel. Gel. Ne oluyor bunlar? Kardeş mi oluyorlar? Hayır, bizimki dayı, Semih'ki yeğen. Öyle mi? Çünkü bizimkini anne gidelim, kedi, mat köpek de oldu. Oğlanı değil mi o? Oğlanı oğlan. Buraya gel. Şşt, buraya gel. Adın neyse gel. Gel küçük küçük küçük. Oynadılar da bu. O sandıyalım bu. Yorulmuştur. Gel küçük 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 küçük. Kedi mamasından döküverem de nasıl gelir o bak. Şimdi inek sağım bitti. Babam da yeğilerini veriyor inekleri. Bakalım getiriverem bir kısım, bakalım ne içecekler şimdi. Hemen bizim kediler de geçti saldırıya. Maşallah Semih seninki iyi bak onunla. Karem bunlar 10 aylık var mıdır? Kim? Semih köpeğinin Emin köpeği. Yaklaşık vardır. Allah. Hayır hayır, daha ben gel bağdakini nereye koyalım? Kıskanıyor değil mi? Baba. Kendi evde de yedirmiyor ki mamasından ki. Yedirmez mi? Kendi kedimizi bile parçalıyor. Bizimki alışkın kedilerle büyüdüğü için damda. Karım biz de alıtıran babanın tasma şu renkten bir şey. Şöyle bir renk olsun, güzel bir renk. Turuncu aldıralım mı? Fosforlu turuncu nasıl olur anne? Galatasaraylı olsun, Galatasaraylı. Biz Fenerbahçeliyiz, ne yapacağız? Bakan benim, ekmeğini veren benim. Evet, babaannem pırasa kazıyormuş. Pırasa götür diye seslenmiş. Şimdi gidiyorum bakalım onlara doğru. Cimbalım da yukarıda kaldı. Bu yüzden ekran çok hareket ediyor. Kusura bakmayın. Yönde pırasa yoruldu. Seni çekemiyorum. Çekiyorum ben seni. Çünkü zaten açıktı kamerada. Gömme iyi olur da böyle yarısı çöp çıkar. Doğru, yapacak bir şey yok ya. Pazarda gömme pırasa bağlı dedik mi açık ini veriyoruz. Halbuse bak çamuruna. Ellerime bak. İğne hale gelmiş. He. Gerçi ya ne olacak? Tabii. Çamur değil mi? Bu suya tutunca geçip gider. Ucuz veriyoruz köylüye mesela. Tabii canım, doğru söylüyor. Bunun şeysi iyidir de pahalı demeyeceğiz aslında. Çamur. Bu olsun, çamur bir şey olmaz. Ne çıktı? Yıkartacağız şeydi. İnşallah bu sene bahçelerimiz güzel olur. Geçen sene hiçbir şey olmadı. Çormak daha bu olmuş işte pırasa. Arsız acı olduğundan mı oldu? Evet. Ay kapaçı kaldın da. Rahat tamam. Yemez onunla bak. Kış 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 kış. Ben fark etmedim, açık koymuşum. Uyandı mı gideceksin? Şuradan gidin. Şuradan gidin gel. Şurada. Şu kapıyı açan babaanne. Hepsi geldi mi? Rahat yemezdi. Horoz demen bağırıyor. Hadi çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Ne yapayım şişe de. Tıtık. Kaşırdık yine. Onu çıkarsın. Bakın horoz da nasıl bağırıyor hemen. Ne çeviriyor ya? Çoban köpeklerinin sürüyü koruduğu gibi. Gel gel. Annem dedi ki üçünün bir fotoğrafını alalım dedi ama biz üçünü bir arada toplayamıyoruz bakalım deminden beri. Uğraşıyoruz da. Lucy gel gel küçük küçük küçük. Gel gel küçük küçük.
ama sizi çağırdım hatırlamıyor. Hadi üçünü de topladın gel, anne. Gel. Ya bakayım. Karan çekil babam hadi kızım be. Şimdi yukarı çıktık. Malları hallettik. Şimdi sıra geldi. Tabii ki karnımız acıktı. Bakınız otumu yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Son bir kez dedim Karden sen de yıka eve diye. Aynen yoğurdumuz turşumuz eksik olmuyor çok şükür. Bu yemekler evvelsi günden. Yani bir gün öncesi dündeki değil. Kuru fasulyemiz vardı. Onu sıktık. Bu benim kelle paça. Bir şey mesela somaşa kapları var diyemedim. Plastik böyle onların içine kattım. Dolabı koydum. Bir şey bunun tavasından güçüne bir şey gaynımı verdim. Bir daha akrabamız rahatsız biraz oraya götürüverdik verdik bugün. Hani insanın içi açılır belki değişik olur diye. Bu da bana bir kase gelmedi bak. Bir kase gelse iyiydi. Neyse bir kase zaten dolaba koydun ya. Değil mi? Bir canın istediğinde çıkar ısıdır yersin. Köpeğimizin, kedilerimizin karnını doyurduk. Ama Rıfkımız nasıl? Safi Naz mıydı Kardelen? Aynen. Bunlar, onlar bugün piyasada yok. Akrabamız mangal yaptılar. Herhalde onlar da kokuyu aldılar. Oraya gittiler. Tahminen oraya gittiler. Yalım dedik. Dediğim gibi gazlarımızı da kattık. Maşallah yumurtluyor. Onlar da günde bir tane birinin yumurtasını alıyor. Ama hangi yiyesinin yumurtasını alıyor bilmiyorum ben de. Çünkü yattıklarını görmediğim için. Şu fasulyemizi de katan. Eşim ben bunları yemeyeceğim derse yumurta çakıyoruz. Söyledim ben ona. He, istemedi. Sadece soğan getir yeter dedi. İyi tamam fasulyeyle soğan yesi. Pilavımız var. Onu ısıtıverdik. Artık arkadaşlarım videoyu da uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. İnşallah videomuzu izleyince beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın diyoruz.